Diyarlardan gönüllere. Efendim Bir Diyarlardan Gönüllere programıyla yine sizlerle beraberiz. Ben Saydeken. Sizlere bu programı sunmaya gayret ediyorum. Ana kumanda masasında bizlere Ganim Arvas kardeşimiz yardımcı oluyorlar. Kendisine hasreten teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyor. Hürmetlerimi arz ediyorum. Efendim bu akşam yine Tebe-i Tabi'nin büyüklerinden Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretlerinin hayatını sizlere nakledeceğiz. Doğum tarihi çok net olarak bilinmemektedir. Ama 188 yılında Hicri Basra'da vefat etmiş. Oradaki Basra'nın Mesise kasabasındaki Ebu İshak el-Ferazi'nin yanına defnedilmiştir. Onu ziyaret edip ziyaret edenler kabrinden feyz ve bereketiyle istifade etmektedir. Kendisi ibadete çok düşkün idi. Allah-u Teala'nın rızası için olmayan her şeyinden el çekmiştir. Çok büyük evliyasından olmasına rağmen kendisini büyüklerden başkası pek tanımazdı. Ve tanındığı yerden ise derhal kaçmak ve insanlardan uzak durmaya, şöhretten uzak durmaya çok gayret ederdi. Geceleri hiç uyumaz, devamlı ibadet ve taatla meşgul olur, kimseden de bir şey talep etmezdi. Yunus bin Ubeyd, Hammad bin Seleme, Hammad bin Zeyd, El-Ameş, Süfyan-ı Sevri ve Salih el-Müzeni'den hadis-i şerif rivayet etmiştir. Kendisinden ise İmam-ı Evzai, Amir bin Hammad, İsfahani ve Zübeyir bin Abbad gibi rahmetullahi aleyhim ecmain zatlar ilim tahsil edip hadis-i şerif nakletmişler, onun sohbetlerinde yetişmişlerdir. Yahya bin Said el-Kattan Hazretleri onun için şöyle demiştir. Birçok alimin sohbetinde bulundum. Fakat Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretlerinden daha faziletli kimseyi görmedim. Benim nazarımda o Süfyan-ı Sevri'den daha üstündür deyince Ahmet bin Hanbel Hazretleri ilim ve faziletteki üstünlüğünü mü kastediyorsun diye sorunca o da evet ilim ve faziletteki üstünlüğünü kastediyorum diye cevap vermiştir. Züheyr el-Babi onun için onun gibi çok ibadet edip dünyaya rağbet etmeyen bir kimse daha gelmez diyerek ondan övgüyle, muhabbetle bahsetmiştir. Yine talebelerinden Dirhem bin Mutahhir meclislerinde çok kaldım. Onun Allah-u Teala için olmayan bir şeyden bahsettiğini hiç duymadım diye ifade etmiştir. Güzel ahlakı, ilmi, hitabeti, cömertliğiyle insanları kendisine celbeder. Birçok kimse onun meclisinde bulunmak için can atardı. Uzak beldelerden gelip vaazlarına iştirak ederler. Vakitlerini yalnız Allah-u Teala'nın rızası için olan işler için harcar ve yalnız onun rızası için çalışırdı. Haram ve şüpheli şeylerden çok sakınır. Çok dikkat ederdi. Mubahları da çok az, zaruret miktarı kullanırdı. Onun asıl işi ilim öğrenmek
ve bildiklerini insanlara öğretmekti. İlimden arta kalan zamanını ise hep ibadetle geçirir. Herkesin işini görmeye ve gelenleri de boş çevirmemeye aşırı gayret ederdi. Bir mümine ahirette menfaatine olacak bir şey öğretmeye, binlerce altın para vererek dünyasını mamur etmekten daha çok kıymetli görür ve buna ehemmiyet verirdi. Ve bir mümine Allah-u Teala'nın dinine ait bir hüküm öğrettiği zaman kendisini böyle hayırlı bir işe vesile ettiği için Allah-u Teala'ya çok şükrederdi. Öyle değil mi efendim? Bir insanın ahiretini kurtarmaktan çok daha mühim bir iş olabilir mi? Dünyalı kurtarmak için, dünyasını mamur etmek için uğraşsa neye fayda? İşte şöyle böyle gelip geçecek ve bir yerde kullanılacak. Belki 3-5 günlüğüne o insan dünyada mutlu mesut olacak. Ama asıl önemli olan nedir? Sonsuz hayatta kalabilmek, sonsuz olarak yaşayacağımız cennette faydalı olacak, cennete girmemize fayda sağlayacak bir hizmette bulunmak, bir ibadette bulunmak her şeyden çok önemli. İşte bu şekilde düşünmesi, yani bir mümine ait, bir mümine Allah-u Teala'nın dinine ait bir hüküm öğrettiği zaman kendisini böyle hayırlı bir işe vesile kıldığı için Allah-u Teala şükrederdi dedik. İşte bu şükür onun şevkini artırır. Allah-u Teala'nın dinini daha çok kimseye öğretmek için çalışırdı. Bu hususta da, bu maksatta da pek çok talebe yetiştirmiştir. İşte bizim büyüklerimiz de hep bu uğurda gayret etmişlerdir. Gecelerini, gündüzlerini ne yaptılar? Her saniyelerini insanların kurtulması için lazım olan bilgileri toparlamak ve onları yaymak, insanların öğrenmesini sağlamak maksadıyla bütün ömürlerini, her saniyesini bu uğurda çalışmış, sarf etmişlerdir. İşte bizim büyüklerimizin asıl yolu, asıl işi hep bu olmuştur efendim. Hatta pek çokları şöyle buyurmuşlardır. Eğer biz etrafımıza insan toplayıp şeyhlik yapmak istesek, kendi devirlerini kastederek bizden başka kimse talebe bulamazdı demişler. Ama asıl olan etrafımıza talebe toplayıp etrafımızda işte bir sürü insan olması değil, insanların imanını kurtarmak, ahirette işine yarayacak bilgileri öğrenmesini sağlamaktır diye gecelerini, gündüzlerini bu uğurda feda etmişler. Bir saniyelerini de boşa geçirmemişlerdir. Allah-u Teala onlardan razı olsun. Efendim, Ata bin Müslim Halebi Hazretleri buyuruyor ki, Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretleri her gün garip bir şekilde kapının önüne gelir, çok garip bir şekilde öğrenmek istediğini sorar. Benden sualinin cevabını alınca da yine çok garip bir şekilde kapımdan ayrılırdı. Bu hali tam 20 sene devam etti. Ben ona kim olduğunu hiç sormadım. Ama bu arada da Muhammed bin Yusuf'un ismini işitiyor, ona hayranlık duyuyordum. Biz bir gün camideyken o da çıka geldi. Onu tanıyanlardan birisi dedi ki, işte Muhammed bin Yusuf bu gelen zattır dedi. Halbuki o 20 senedir her gün benim kapıma gelip ve asla kim olduğunu sormadığım zat idi. Ne de o da gelip bana kim olduğumu sordu. Çünkü ilim öğrenmek için kapıma geliyordu. Kim olduğum çok da önemli değildi diye ifade etmiştir.
Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretleri o kalplere şifa kaynağı olan, gönüllere sürur veren, insanları mest eden, doğru yola gelmesi için canını kanını hiç düşünmeden, dakikalarını düşünmeden harcadığı o güzel sohbetlerinde buyurmuşlardır ki, nefsinin ayıplarını, kusurlarını görmeyen kimse doğru yoldan ayrılıp azgınlaşır. Dünyada haram, günah olan işlerle meşgul olan kimseler herkesin yanında zelil olur, aşağılanır. Nitekim de biz bunu görüyoruz. Haramla uğraşıyorsanız, günah işliyorsanız milletin yanında da rezil, sefil olursunuz. Hiçbir değeriniz olmaz. İnsanlar size kıymet vermez. Derler ki ya işte şu berduş adam, şu işte efendim sarhoş adam, şu kumarbaz falan diye böyle hitap eder. Toplum arasında da böyle bilinir. Ama hiçbir itibarınız olmaz. Kimse tarafından da sevilmezsiniz. Hatta sizden de uzak durmak için gayret gösterirler. Yine buyuruyor ki Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretleri, ilimlerin en faydalısı kulluk vazifesiyle ilgili hükümleri öğrenmektir. Yine ilimlerin en yükseği tevhid ilmi olup Allah-u Teala'nın zatına ve sıfatlarına ait olan bilgiler öğrenmektir. Dinde farz ve vacip olan emirler yerine getirilince tevazu sahibi olmakla beraber kahramanlık göstermenin bir zararı olmaz. Sünnet olan bir amel ve talep edilen bir ilim kibirle beraber hiçbir fayda vermez buyuruyor. Yine fakirlikle alakalı olarak buyuruyor ki fakir hali odur ki kalpten Allah-u Teala'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı. Dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Evliyalık yolunda bulunmaya mani olan sebepler meydana çıkarsa ve herhangi bir kimsenin kalbi o maddi ve geçici mülklere bağlanırsa o kimse bu yolda bulunamaz. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğun alameti hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti bir şeyin olması ile olmaması arasında fark olmamasıdır. Değil mi? Bununla ilgili meşhur bir menkıbe var. Efendim, belki defaatler duyulmuştur. Biz burada anlatmış olabiliriz ama çok bilinen bir menkıbe, belki ilk defa dinleyenler olabilir. Güzel bir menkıbe. Onun için burada yüksek müsaadenizi arz edeyim. Ne buyuruyor? Kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti bir şeyin olması ile olmaması arasında fark bulunmamasıdır. İmam-ı Azam Hazretleri biliyorsunuz çok büyük bir alim. Hem tasavvufta hem de fıkıhta, yani onun büyüklüğünü anlatmaya bizim kelimelerimiz yetmez. Ama mübarek zat bütün bu işlerin arasında ne yapıyormuş? Dünyalık geçimini sağlamak için bir taraftan da ticaretle de uğraşıyormuş efendim. Bakın yani öyle yan gelip yatmak yok. Hem o kadar gece gündüz, yani günlerin her saniyesini ilimle, ibadetle geçiriyorlar. Arada bir de rızkını helalden kazanmak için de ticaretle uğraşıyorlarmış. İşte ticaretle uğraştığı için o ticaret gemilerinden birisinde bir gün şöyle bir haber gelir kendisine. Efendim, falanca denizde acayip bir fırtına çıktı. O gemideki o fırtınada işte sizin de mallarınızın bulunduğu gemi battı. Bütün her şey telef oldu, hiçbir şey kalmadı diye haber gelir. Malınız, mülkünüz ne varsa o ticaret gemisindeki hepsi gitti, yok oldu deyince gayet sakin, rahat
bir şekilde şöyle durur ve bir süre sonra der ki elhamdülillah. Sonra işine devam eder. Aradan bir yarım saat, bir saat neyse bir zaman geçtikten sonra yine sevenleri, işte talebeleri koşa koşa gelir. Efendim, efendim, müjdeler olsun. Hayırdır, ne oldu, ne var? O bahsedilen gemi sizin, efendim, ticaret eşyalarınızın olduğu, mallarınızın olduğu gemi değilmiş. O başka bir gemiymiş. Sizin gemiye bir şey olmamış, sağ salim eşyalarınız telef olmamış der. Müjde verirler güya. O mübarekte efendim şöyle durur, düşünür, sonra elhamdülillah der tekrar. Bu sefer şaşırır talebeler. Efendim, biz bundan bir şey anlamadık. Her iki durumda da gemi battı, eşyalarınız telef oldu dedik. Elhamdülillah dediniz. Telef olan mallar sizin değilmiş deyince yine elhamdülillah dediniz. Efendim, bunun hikmeti nedir diye sorunca mübarek cevap veriyor. Diyor ki ilk haberi getirdiğinizde şöyle düşündüm ve kalbimi yokladım. Baktım zerre kadar bir üzüntü var mı? Yani mallarım kayboldu diye herhangi bir üzüntü hissettim mi? Zerre miktar kalbime bir üzüntü gelmedi. Onun için Rabbime şükrettim. Sonra siz tekrar mallar efendim zayi olmamış geldi deyince yine kalbime baktım. Zerre miktar bir sevinç var mı dünya malından dolayı? Elhamdülillah ki hiçbir sevinç de duymadım. İşte onun için Rabbime şükrettim buyuruyor İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. İşte yani arada olup olmamasıyla kaybedip kaybetmemek arasında, elde edip elde etmemek arasındaki farkı bu şekilde en güzel anlatan bir menkıbe. Yine devam ediyor Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretleri. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu onda değişiklik yapmamalıdır diyor. Aynı İmam-ı Azam Hazretleri'nde olduğu gibi. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı. Yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Hatta bunun hali öyle olur ki bir mülke sahip ise onun hali mülkü yok gibi olur. Şayet bir mülke sahip değilse onun hali sanki dünyaya sahipmiş gibi olur. Görenler böyle hissederler. Böyle bir kimse dünyada ve ahirette kendisi için hiç bir makam görmez. Haline bakar ve kendini bir şey görmeyen, talepte bulunmayan kimseye benzetir. Kulun Allah-u Teala'ya kavuşmak yolunda bulunması, yukarıda bildirilen bu sıfatların hakikatine vardıktan sonra başlar. İşte bu hallerin sahipleri yüksek derece ve makam sahibi olurlar buyuruyor Muhammed bin İsfahani Hazretleri. Zor bir hadise. Söylemesi tabii kolay, anlatması da çok kolay. Ama bunu uygulamak, buna sahip olmak öylece kolay bir şey değil. Nefis ve şeytan insanın tepesinde her an, her saniye devamlı efendim kol geziyor. Yanlış yaptırmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ne mutlu bunları uygulayabilenlere. Yine buyuruyor ki Muhammed bin İsfahani Hazretleri, İlmin bayrak ve sancaklarını yükseklere dikip dalgalandıran, İslamiyet'in hükümlerini belirleyip ortaya koyan, insanlığa doğru yolu göstermek için peygamberler aleyhisselavat ve teslimat gönderen ve o peygamberlerden sonra onların gittiği yola insanları davet etmek için alimleri, o peygamberlere halef ve varis kılan Allah-u Teala'ya hamd ve senalar olsun. İslam alimleri vazifelerini tam manasıyla yerine getirmişler. Hayatın ne kadar ihtiyaçları varsa, kolay zor, hepsine ışık tutacak meseleleri açıklamışlar. Dini ve içtimai hayatta rehberlik etmişlerdir buyuruyor efendim Muhammed bin İsfahani Hazretleri. Allah-u Teala hepsinden gani gani razı olsun. Rahmetullahi aleyhim ecmain diyoruz. Çünkü hakiki ehl-i sünnet alimler hakikaten bizim için lazım olan. Ta sevgili Peygamber Efendimiz'den, Eshab-ı Kiram Efendilerimiz'den bugüne kadar
dini İslam mübini bozulmadan ve bütün efendim lazım olan açıklamaları yaparak, bütün bilgileri derleyip toparlayarak ta günümüze kadar bizim önümüze getirmişler. Hazır bir lokma olarak, hazır nefis taamlar şeklinde soframıza koymuşlar. Bize kalan sadece bu nefis taamları yemek, ona göre onlarla da efendim ibadet etmek. Ne güzel, hiçbir zahmet, hiçbir sıkıntı çekmeden. Değil mi? Düşünüyorsunuz, bakıyorsunuz önünüze kocaman bir ilmihal kitabı gelmiş efendim. Binlerce kitaplardan derlenip toparlanmış arının efendim binlerce çiçeklerden toplayıp getirip bal yaptığı gibi önümüze getirip hazır konulmuş. Bize düşen ne? Oturup okumak. Onlarla da amel etmek. Allah-u Teala onlardan gani gani razı olsun. Biz onların haklarını ödeyemeyiz. Ve bu uğurda da ufak bir gayret göstermezsek, yani kitapları okuyup sonra okuduklarımızı amel etmezsek, bir başkasının da öğrenmesi için gayret göstermezsek, çok büyük bir vebal içinde oluruz ki hesabı da Allah-u Teala muhafaza eylesin, çok çetin olur. Değil mi? Çünkü onlar ta Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar böyle gözyaşları dökerek, gece gündüz durmadan çalışarak bizim için bütün bilgileri, hadisi şerifleri, Kur'an-ı Kerim'deki bütün ince bilgileri çeşitli tefsir kitaplarından almışlar. Lazım olan bütün fıkıh meselelerini tek tek çözmüşler. Düşünebiliyor musunuz? Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 600 bin fıkıh meselesini çözmüş. Yani 600 bin fıkıh meselesi. Sonra gelenler zamanlarına göre onlardan İçtihat sahibi olanlar anlaşılamayanları onlar oradan da alarak daha da anlaşılır hale getirmişler. Zamanına göre ihtiyaç olan içtihatları yaparak günümüz insanların da anlayabileceği şekle kadar getirmişler. Bunlar ne için yapmışlar? Para için mi? Pul için mi? Hayır, değil mi? Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak için. Niye? Allah-u Teala'nın bir kulu yanmasın, cehenneme düşmesin diye ya. O kadar insaf ve merhamet sahipleri ki. Biz ne yapıyoruz? Onlar kendilerini feda ederken biz de yan gelip yatıyoruz. Kusura bakmayın, o zaman hesabı da ağır olur. Abdullah bin Mübarek Hazretleri diyor ki, İbni İdris'e Basra'da kimden daha çok istifade edebileceğimi sordum. Buyurdu ki, ben sana Muhammed bin Yusuf İsfihani Hazretlerinden başkasını tavsiye edemem. Ona git, çok istifade edersin. Onu lütuf ve ihsan yerlerinde bulursun. O Basra'nın Mesise kasabasında oturur dedi. Ben de Basra'yı ziyaret ettiğim zaman Mesise'ye gittim. Orada Muhammed bin Yusuf Hazretlerini sordum. Onu kimse tanımıyordu. Hayret. Tanımaması ya da tanınmaması onun takva ve faziletinin üstünlüğündendir diye düşündüm. Üstadımın dediği gibi onu lütuf ve ihsan yerleri olan camilerde aradım ve buldum. Abdullah bin Mübarek Hazretleri yine buyuruyor ki, Muhammed bin Yusuf Hazretlerinin yaşının çok genç olmasından dolayı onun için abidler ve zahitler arasında bir gelin gibidir buyururlarmış. Salt bin Zekeriya anlatır. Muhammed bin Yusuf Hazretleri ile Ahvas'a gidiyorduk. Yol üstünde bir handa sabahladık. Bana kervancı başını yanıma çağır. Çok çabuk hazırlansınlar ve hemen yolumuza devam edelim buyurdu. Kervancı başının yanına gittim. Ama adamcağızın ayağına akrep sokmuş ve kalkamıyordu. Ben bu durumu hemen dönüp Muhammed bin Yusuf Hazretlerine arz ettim. O da yanıma muhakkak gelmeli buyurunca kervancı başının koltuğuna girdim. Beraberce Muhammed bin Yusuf Hazretlerinin huzuruna geldik. Hemen o kervancı başının elini akrebin soktuğu yere koydurdu. Ve sessizce bir şeyler okuyup oraya üfledi. Adamcağız hemen ayağa kalktı.
hiçbir şey olmamış gibi efendim yürüdü gitti. Ben tabii Muhammed Hazretlerine ne okuduklarını sordum. O da bana Ümmül Kitabı okudum buyurdular. Ben de Ümmül Kitap nedir diye sorunca Fatiha'dır. Fatiha-i Şerif suresini okudum buyurdular. Tabii ben bu olaydan sonra Fatiha suresini okuyup hastaların üzerine üfledim. Ve Allah-u Teala'nın izniyle efendim hastalar şifa buldu buyuruyor. Efendim, isterseniz bir kısa reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine inşallah devam edeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayınız. Efendim, tekrar hepinize hürmetlerimi arz ediyorum. İlk defa radyolarını açanlar varsa buradan yine kısa bir anons yapalım. Bu akşam yine Tebe-i Tabi'nin büyüklerinden olan Basra'daki alimlerden Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretleri'nin hayatını anlatıyoruz. Kendisi hakkında Yusuf bin Zekeriya şöyle anlatır. Biz Harran'dayken Muhammed bin Yusuf Hazretleri yanımıza geldi. Oradaki hadis alimler etrafını çevirince hemen Harran'dan ayrılıp Resulayn denilen yere gitti. Bir ay orada kaldıktan sonra geri geldi. Orada neden çok kaldıklarını sordum. Resulayn'da bir ay kaldım. Ne kimse beni tanıdı ne de ben kimseyi tanıdım buyuruyor. Yani insanlarla çok fazla şöhret sahibi olmak, insanların kendisinden böyle fazlaca bahsetmesinden pek memnun olmazmış, rahatsız olurmuş. Yine buyuruyor ki dikkat ettim, Muhammed bin Yusuf Hazretleri ekmeğini her zaman değişik fırından alırdı. Sebebini sorduğumda her zaman aynı fırından alırsam belki fırın sahibi olan kimse beni tanır ve bana hürmet eder. Ben de o zaman dinimi dünyaya alet etmiş olmaktan korkarım. Muhtelif fırınlardan alınca beni hiçbiri tanımaz buyurdu. Yani insanlar beni tanır ama bana hürmet eder. Ya da hürmet ettiği için işte ekmeğin fiyatında indirime gitmeye kalkar bir şey yapar. Dolayısıyla ben de bana işte dinim sebebiyle bana hürmet ediyorlar. Ve ondan da kendime menfaat sağlarım korkusuyla. Ya şu inceliğe bakar mısınız ya? Allah Allah. Hakikaten bizim anlayabileceğimiz dereceler değil. Muhammed bin Hilal Hazretleri anlatır. Muhammed bin Yusuf Hazretleri ile Fudail bin İyad Hazretleri çok arzu etmelerine rağmen birbirlerini görüp tanışamamışlardı. Bir gün Basra çarşısında karşılaştılar. Sen Muhammed bin Yusuf musun? O da ona sen Fudail bin İyad mısın? İkisi bir ağızdan evet derken aynı anda birer nara atarak bayıldılar. Derken efendim tanıyanları bir müddet sonra Fudail bin İyad Hazretleri'ni baygın olarak eve götürürler. Muhammed bin İsfahani Hazretleri de ayılıncaya kadar güneşin altında yatır. Çarşıda kimse tanımadığı için onu uyuyor zannettiler. Yani birbirlerine karşı olan efendim hürmetleri ya da saygılar o kadar çok ki birbirlerine yani o halleri herhalde taşıyamadılar birbirlerine. Salih bin Mehdi anlatıyor. Muhammed bin Yusuf Hazretleri ile beraber Yahudiye beldesine gidiyorduk. Yolda bir Hristiyanla karşılaştık. O Hristiyan ona selam verdi.
O da onun selamını gayet güzel bir şekilde alıp ona da hürmet etti. Tabii ben de garibime gitti yani. Allah Allah. Yani bu adam yani bir işte malimi, evliya bir zat, öbürü de Hristiyan, bir kafir. Yani buna niye böylece hürmet etti diye de düşündüm kendi kendime. Ve yanımızdan, o Hristiyan yanımızdan ayrıldıktan sonra dedim ki efendim yani niye ona böyle bu kadar hürmet gösterdiniz bu Hristiyan'a, Nasrani'ye diye sordum sebebini, merak ettim. Dedi ki bu Nasrani gözüken kişi aslında kimseye söylemeden gizlice iman etmiştir. Müderris olan kardeşim 9 talebesiyle birlikte bunun köyüne gitmişti. Bu adam da hizmetçisini gönderip köyde misafir olup olmadığını araştırdı. Durumu anlayınca bizzat kendisi gidip onları evine davet etti. Onlara izzet ve ikramda bulundu. Ayrıca içinde 100.000 dirhem bulunan bir keseyi yol harçlığı olarak vermek istedi. Ancak bizimkiler bizim ihtiyacımız yoktur diyerek kabul etmediler buyurmuştur. Yani o yapmış olduğu ihsanlar sebebiyle Allah-u Teala da ona efendim İslamiyet'le şereflenmek şereflenmeyi nasip etmiştir. Ne büyük nimet. Ama çevredekilerinden korkusuna efendim Müslüman olduğunu gizlemek zorunda kalıyor. Yine bir başka bir menkıbe daha var. Bir grup eşkıya çobanlarımızı bağlayarak hayvanlarımızı çaldı. İçinde Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretlerinin de hayvanları vardı. Bizden biri onlarla görüşmek üzere gidince şakilerin yani haydutların reisi ona Muhammed bin Yusuf'un hayvanlarını bize göstermek şartıyla kendi hayvanlarını al götür. O büyük evliyadır. Biz onun bedduasından korkarız. Onun hayvanlarının hepsini geri göndereceğiz dedi. Giden kişi onun hayvanını gösterdi ama daha sonra onun hayvanını göndermediler. Bunun üzerine eşkıyaların çaldıkları hayvanların hepsi telef oldu. Hiçbirinden fayda göremediler. Ama Muhammed bin Yusuf Hazretlerinin hayvanlarından hiçbirisi de telef olmamıştı. Talebelerinden biri Muhammed bin Yusuf Hazretlerinden naklediyor. Kazvin beldesinde ikamet ederken o şehrin ileri gelenlerin zenginlerinden biri de sohbetime devam ederdi. Bir gün ikimiz yalnız kalmıştık. Adam bana bir teklifi olduğunu söyledi ve devamında dünyada yalnız bir çocuğum var. O da evlenecek çağda. Dinine bağlı bir kızcağızdır. Onu bütün mallarımla birlikte sana vermek ve daha sonra da Mekke veya Medine'de ikamet etmek isterim dedi. Ben de ona Allah-u Teala senden razı olsun. Eğer benim evlenmek gibi bir niyetim olsaydı kabul ederdim. Fakat böyle bir niyetim yok diye cevap verdim. O da bana bu teklifimi niye kabul etmediniz diye sordu. Ben de mal mülk sahibi olsaydım onlarla meşgul olurdum. Şimdi ise daha kıymetli şeylerle meşgulüm. Beni bu kıymetli şeylerden alıkoyacak hiçbir şeyi istemem diye cevap vermiştir. Kardeşi Zürare'ye yazmış olduğu mektupta şöyle buyurmuşlardır. Besmele ile hamd ve senadan sonra yani övgüden sonra ey kardeşim işittim ki ticarete başlamışsın.
Bilmiş ol ki senden önceki bütün tüccarlar ölmüşlerdir. Vesselam buyurup altına da şöyle not düşmüştür. Ey kardeşim Zürare, Allah-u Teala'dan kork ve ona itaat et. Onun azabını unutma. Onun azabına karşı kimse koyamaz. Şartlarına sahip olunca hacca git. Zira bir hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her kim ki helalden kazandığı mal ile Allah-u Teala'nın rızası için hac ederse anasından doğduğu gün gibi günahsız olur buyurmuştur. Yine bir sohbetlerinde şöyle buyurmuştur. Şu gördüğünüz arazilerin hepsini 2 kuruş karşılığında bana verseler hiç sevinmem. Zira bu dünyadaki bütün mal ve mülk geçicidir. Yok olmaya mahkumdur. Biz öleceğiz, malımız ve mülkümüz dünyada kalacaktır buyurmuştur. Yine Mekke yolunda Abdurrahman bin Ömer'in elinden tutup buyurmuşlardır ki, ey Abdurrahman, sen zevk ve keyfiyle uğraşanların kapılarının önünden geçtiğinde onlara, o yüksek köşkleri ve kaleleri yaptıranlar hani? Bu muhteşem köşk ve muazzam kalelerde sizden önce zevk ve sefa sürenler, bütün dünya bizimdir diyenler nerede diye sor. Muhakkak ki onların hepsi ölüp gittiler. Sen çok ibadet edenlerin yanlarına varırsan onlara, ey abidler, ölüm vaktiniz gelip ahirete göçtüğünüz zaman istirahatin en güzeli sizin içindir dersin buyurmuştur. Yine buyurdu ki, evliyaya dil uzatan, onlara karşı edep dışı harekette bulunan ve onları inkar eden kimse en kötü hal üzere ölür, rezil ve rüsva olur. Talebeye tövbeden sonra ilk emredilen kötü arkadaşları terk etmesi, maksattan uzaklaştıracak şeylerden uzak durmasıdır. Vera, yani şüphelilerden kaçmak, amellerin, ibadetlerin esası ve temelidir. Dünya mezbelelik gibidir. Hiçbir kıymet yoktur. Bunun içindir ki sadık mümin dünyanın ne sevgisi ne buğzu ile uğraşmaz. Akıllı olan buna uğraşmaz. Dostlarının, arkadaşlarının hukukunu gözetmeyen, onlarla sohbetin, beraber olmanın bereketine kavuşamaz. Ömrü uzadığında iyi amelinin artması, ihtiyacı çoğaldığında cömertliğinin artması, ilmi arttıkça tevazunun artması evliyanın alametlerindendir buyuruyor. Her kim Allah-u Teala'nın arif bir kulunu veya bir velisini üzerse onun kalbi mühürlenir. Onları üzmeye devam eden itikadı bozuldukça ölmez. Allah Allah, ne büyük bir felaket değil mi? Ne büyük bir felaket. Allah-u Teala'ya kullukta edepten sakın ayrılma. Ona karşı haddini aşma. Seni isterse kendisine ulaştır. Allah-u Teala'ya kavuşturan doğru yoldan ayrılmayınız. Çünkü ona bu yoldan başka bir yolla kavuşulamaz buyuruyor Muhammed bin Yusuf İsfahani Hazretleri. Allah-u Teala makamlarını âli eylesin, derecelerini âli eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Efendim, şimdi İmam Rabbani Hazretleri'nin Kudüs'e sürü Mektubat-ı Şerif'inden bir mektup okuyalım ve böylece de programımızı burada noktalayalım.
İmam Rabbani Hazretleri'nin her zaman söylüyoruz, mektubat-ı şerifiyle programımızı şereflendirmek, bereketlendirmek efendim çok güzel bir iş. Allah-u Teala hepsini şefaatlerine nail eylesin. 104. mektup. Bu mektup Perkene şehri kadılarına yazılmıştır. Baş sağlığı dilemektedir. Merhum Hazret'in ölüm acısı her ne kadar pek şiddetli ve çok çetin ise de fakat kul için sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Dünyada iş yapmak, çalışmak için yaratıldık. Çalışmalıyız. Çalışıp da kazanıp da ölen bir kimse için de korkacak bir şey yoktur. Hatta böyle ölmek bir devlet ele geçirmektir. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Ölülere dua ile istiğfar etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdatlarına yetişmek lazımdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ölünün mezardaki hali imdat diye bağıran denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse kendisini kurtaracak birini beklediği gibi meyyit de babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allah-u Teala yaşayanların duaları sebebiyle ölülere dağlar gibi rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir. Dua istemek demektir. Aç bir adamın iştahlı olduğu bir zamanda yiyecek istemesi gibidir. İman ile ölenlere hatmi tehlil yapmak, yani 70 bin kelime-i tevhidi okuyup sevabını ruhlara hediye etmek çok faydalıdır. Fakat bu zamanda iman ile giden pek azdır buyuruyor. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Seslendi ol müezzin, durdu kamet eyledi. Kabe'ye döndü yüzün, hem de niyet eyledi. Duyunca ehli iman hürmet ile dinledi. Sonra namaza durup Rabbe kulluk eyledi buyuruyor efendim. Allah-u Teala hepimize selamet versin. Sevgili Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem doğru yolunda gidenlere ve âline ve eshabına salat ve selam olsun ve selam. Efendim burada dua denilince biliyorsunuz bizim İhlas Holding'de her hafta elhamdülillah bütün Türkiye'den, bütün dünyadan gelen efendim okunmuşların, yani arkadaşların, bütün efendim kıymetli müminlerin okuyup hediye ettikleri okumalar hepsi burada toplu halde dua edilip, kıymetli Osman hocamız tarafından dua edilip bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye edilmekte. İşte dolayısıyla onlara her cuma günü böyle çuvallar dolusu diyelim, tabir edelim böyle, binlerce, milyonlarca okumalar gidip onlar ruhları sevindirilmektedir. Ne güzel bir hizmet, ne güzel bir efendim adet. Bu adet uzun zamandan beri devam ediyor. Bu adetin devamını sağlayanlardan da Allah-u Teala razı olsun. Efendim aklınızda olsun. Yani siz de bir şekilde bu dualara çeşitli okumalarla iştirak edebilir. Hem bütün geçmişlerinizi sevindirebilirsiniz, hem de siz de bu dualara ortak olmuş olursunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Burada siz diyelim ki yani
bir Fatiha-i Şerif okumuş olsanız, bir İhlas-ı Şerif okumuş olsanız, bu duaya katılsanız ne oluyor efendim? Bütün okunanlara siz de dahil edilmiş oluyorsunuz. Ve binlerce, milyonlarca okunan da sizlerin de cümle geçmişlerine de efendim gönderiliyor. Onlar da bundan nasibini alıyorlar. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin. Hasreten sevgili Peygamber Efendimizin, Eshab-ı Kiram Efendilerimizin, bir cümle Peygamber-i İzam Aleyhisselavat Hazretinin, Silsile-i Büyüklerimizin, mezhep imamlarımızın, cümle geçmişlerimizin, Şah-ı Nakşibend Bahattin-i Buhari, İmam Rabbani Müceddel Efsan, Ahmet Faruk Serendi, Mevlana Hadi Bağdat, Seyyid Abdullah Şemdini, Seyyid Taakkar, Seyyid Salih, Seyyid Sıbgatullah İzani, Seyyid Fehmi Hazretleri, Efendi Hazretlerinin, Mübarek Hocamızın, Emir Abilerimizin, Muhammed bin Yusuf, İsfahani Hazretlerinin, bütün geçmişlerimizin, Evliya-i Kiram Haziratı'nın ve bütün aba ecdadımızın ruhları için, hastalarımızın şifası, dertlerimizin devası, borçlarımızın edası, Allah-u Teala'nın rızası için El-Fatiha Mâ-Selvat. Efendim, geceniz ve ömrünüz bereketli olsun. O kıymetli dualarınızdan lütfen bizleri esirgemeyiniz. Rabbim hepimizi iki canda aziz eylesin. Kalın sağlıcakla, haftaya görüşmek üzere. Gönüllere.